Şimdi dizdiler. Güzel çekmiyor ama. Güzel çekmiyor. Hepimizi dizdiler. Görüntü çok şey. Bunlar kalıyor ya. Dizdiler de motorların plakası yok. Plakayı söküyoruz. Ormana vardık mı? Hani plakaları yazmasın diye plakaları söküyoruz. Ulucuğum Hulusi hiç yalan sığmamış. Plakayı ismi doğru söylemiş. Şimdi Murat nereye denk geldik? Nereye ortaya durayım dedi. Bana sıradan soruyor. Ben dedim aman hazırladım. Ne diyeceğiz? Ben dedim ki yani yelken Ali Mehmet Sarı diyeceğim. Ben hazırladım ya. Benden sonra da rahmetlik Fazlı var. Bunların da bir motor 450. 4 kişi Erdoğan Kuzucuğum yaptı cengeli taş oturdu hiç karışmıyor. Öyle. Ne diyeyim biz sıralandık şimdi. Ben rahmetlik biraz daha acı dilinde şey vardı biliyor musun? Ben şey deyince böyle dolandı ya dili dediğini şaşırdı ya bura. Hazırlasak önceden. Bura arkadaş adam işletmen kuruşunu çekse adamın güneciği geldi. Ondan sonra rahmetlik Hacı İsmail dedi ki ya siz sizin çoluğunuz çocuğunuz yok mu? Ben bir dereden giriyoruz böyle bir dere başka yerden giremiyorum eski odur. Çıra sırf çıra. Takıyoruz Karaşar Dağı'ndan götürüyoruz. Adamla bir yani yerini biliyorlarmış, mağulları biliyor. Karış karış. Oraya dert gelmişler, geleni çektiler. Karaşer'in ormanlarında. Karaşer'in ormanından çekiyoruz. Karaşer ormanları yakalıyor. Birisi de Bolu'ymuş aslında işletmeni. Ondan sonra rahmetli Hacı İsmail Dayı dedi ki, bir de şey var, akremet var. Şeyin, bayramların şey var ya, Körükved'in oğlu var, Hasan var, bu da var. Ondan sonra hepimiz yalan sıkıyor. Lan benim güleceğim geldi, şöyle hani yüzümü kopattım ama ne olsun güleceğim geldi. Dedi ki hep yalan sıkıyor dedi. Abi senin bu lafı abi, ondan sen sonra... şeyi yanlış ayarlamışsın. Sen diyor ben yer kendileri Mehmet Sarı, sen zaten Arap gibisin. Allah Allah. Ya arkadaş, adım Mehmet. Adım Mehmet, soy ismim Sarıştı. Buradan geldim bu ara. Mehmet Karı desen problem yok. Karı deseydi olur, Sarı deseydi olur. Sen Sarı diyeceksin. Adam şey, Arap gibi. Direkt yalan söylediğin ben de. Söyledin zaten şimdi, kendi yalanı kendi çıkarıyorsun. Bundan sonra, ya hepimiz yalan sürdünüz. Zaten adam anladı. Abicam ne etti Hulusi Avcı'da? Direkt... Aynı söylemiş ben farkında değilim. Plakıyı aynı söylemiş. Plakıyı da aynı sökülmüş plakıyı da doğru söylemiş. Ulan dedim hadi gidemeyin hem çayı çevir. Ondan sonra Mustafa yoktu neler değilse. Seyda ki Mustafa yalnız ormanda beraberdi. Hadi dedim Emin Abici'yi bir kızdıramayın dedik yani. Ya, hem çay içiriyoruz hem kızdırıyoruz. Şimdi yukarıdan aşağı çadıra bayağı kızdırdık işte mahkemeye böyle. Senin motorun satalı abici filan diyoruz. Bundan sonra lan bu oğlan beni batıracak diye çadırın ortasına bir vuruyor. Ondan sonra ne yapacağım ormanda? Ben ay sonunda dedim ki ne abici? Biz hep yalan sorduk bunu doğru söyledin. Ne bile adam dedim ya ne kafanı takıyor. Ya hele bir bak ya. Böyle bir arka yaptı burada. Biz şeyde odunu hazırladık. Bu ırkların Hasan için amca bizim odunu götürecek. Motordan vardı. Buraya şefi bekliyoruz. Şef gelecek, kontrol edecek, yüklüyeceğiz. Hasan için amca dedi ki, abi canım bu odun az dedi ya, bir amur gelmez dedi. Allah Allah, benim kafiye bir çatal koydum. Şef de gelmedi ya daha. Buraya çadırlı adam bayağı da aralandım. 200-250 metre. Gittim. İki tane çam dövürdüm, yarım ramuktan. Bıdırdım, uladım, gözelcağızım. Şef gidince ramuğun altını onlara atacağız. O yavrası sattı bunun dirisi, nağramış tavullağı da. Gezmiş bunları, bunları da görmüş. Bir de Gelukan bu Sezagil'in Hatice'ye diyor ki, bu kütükler kimin, devrimezseniz size nakliyememen diyor. Hatice de devrimiş. Araz demese bana. Hasan İsmail'in koşarak geldi, abicene dedi, ne yalansınacı sensin. Senin olduğunu biliyor, değmediler dedi. Sen de yalan söylemezsin. Amına koy, yalan Şef gel diye. Dedi ki, niye kestin o ağaçları dedi. Beyefendi ben kesmedim dedi. Ama kesiyormuş, bulmadım alacıydım dedi. Bunlar dedi, kara çayırı yıkacağım dedi.
Tamam. Hani kutupla şeyin altına yükleniyor ya. Odunun altına biz üstüne yükleniyor. Karaçay'la varınca nakliyenin arkasına yazdı. Altı parça, altı kutusu ya. Karaçay'la yıkacağız. Ulan yolda bir de motoru dövürdük mü? Sabahla yeminden yükledim. Yağış yağmur. Bir de Karaçay'a geldik. Bir işletten İbrahim vardı. Bolu'da mı? Nereli? Şişko bir şey. Aha Cevetak bir şey vardı. Onlara rakı makar ettik biz o zaman. Bir de vardı. Tıraş oluyormuş. Şef yok. Nakliyeleri bir de hakkı vardı. Hakkı imzalıyor. Ondan sonra bu da tıraş oluyormuş. İbrahim abi ne yapıyorsun? Tıraş oluyorsun. Ya bizim kutuplar ne oluyor? Ya oğlum ne kutu, hadi bas git dedi. İmzaladılar mı? İmzalamadı. Hemen aldı, nakliyi de imzaladı, mühürledi. Kutukla öyle geldi şeyin üstünden. Ya işte bu orman işi, ya bak şimdi bu orman subayla bu işletmenin dudağı ağzında. Verdi mi mahkemeye, hakim bey burada işte, verdi mi mahkemeye kurtuluşun yok arkadaş. Yani kurtulamaz. Orman çünkü tabii. Şey diyor bir kere. Kova çıkarır seni, yalan söylüyoruz ya. Yalnız rahmetlik fazlıyla bu orman zamanı geldi, benim kaldım sızladım. Zor ya orman işi. Ya orman işi hiçbir işe benzemez, zordur. Dere de peyahu. Sen ne kadar çırpınız ha çırpın, becerisini bilmezsen bu işin çok sakar. Öyle şey de becerisini biliyor. Gözünün önünde yaş götüren de oluyor değil mi? Ormancının gözü önünde. Gördüm. İşini bitirin. Yahu. Benim kutuklar ramın üstünde geldi, geldi altı yani. Tane. Tabii. Yahu. Kendisi de yıkıyor yeni yıllar. Başkan mı yıkıyor? Şimdi yani nasıl işler beni ayarlayanlar. Ya koca orman, koca Türkiye bu. Hani deniz, yiyen keri, yiyen yiyor. Ondan sonra. Ya biz hani ormana kıyasıya değil de işte ev yapacağım, şunlara tahta çakacağım, ihtiyacımız bu var. Bu işlerde Sedagil'in Mustafa çok becerikli. Ya Sedagil'in Mustafa bu kadar orman işine el yatkın olur. Buraya arkadaş iki günde bir kamyon odunu hazırladı.